Herkese merhaba, ben Rongo Manyat. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız yer burasıydı. Ve kıyafetlerimiz arasından seçim yapıyorduk. İçlerinden en iyi olanlarını ya onaracaktık ya da giyecektik. Şu an üstümüzdeki en iyisi bu. Bu yırtık yün. Yani isimleri bu arada çok önemli. Mesela yeni diyor. Yeni olması daha güçlü olduğunu gösterir. Bu yırtık zaten pek iyi değil. Bunu onarsak bile olacak. Gömlek pek bir işe yaramıyor. Onu da söyleyebilirim. Yırtık ince. Yani mesela bu da iyi değil. Yeni sweat. Mesela bunu onarsak iyi olur mu? Olmaz. Zaten 93'te ve bunu onarsak bile bunları çok fazla arttırmayacaktır. Onun için bundan pek bir şey olmayacak. Bunu da atıyorum. Pantolon tarzı bir şey çıkmış mı? Çıkmış. Bu içlik değil mi? Evet. İçliğimiz yok başka maalesef. Sağlam kot pantolon. Yıpranmış kot pantolon. Bakın arasında zaten farkı görebilirsiniz. Bunu onarsak da yine iyi olmayacak. Bu arada bu 84. Bunu onarsak çok daha güçlü olur. Bunu atıyorum. Yırtık iş pantolonu. Yeni kargo pantolon. Şimdi bu 30'da. Bunu onarabiliriz. Ve bunu onarırsak eminim kot pantolondan çok daha iyi olacaktır. Onun için ona güveniyorum. Şimdi şu an uykusuzluğumuz var. Bir de hala açız sanırım. Şimdi en son şunu yiyecektik. Bunu yiyelim. Çok normal. Bakın soğuk olarak gösteriyor. Isıtacaktım ama vazgeçtim. Hem üstümüzdeki ağırlığa gitsin. Hem de açlığımız gitsin. Şunu da... Yakıtını ekledik. İyi oldu. Hızlandırıcı ateş yakacağım zaman iyi olacak. Şimdi bunların bir tanesini atacağım. Şunu atalım. Ya ben bunu atacağım. Gerçekten atacağım. Bu kadara gerek var mı? Yok. Bir tanesini atalım. Değil. Var mı başka bir şeyimiz? İki kahveyi bilerek tutuyorum. Bunu atacağım. Evet. Bunu atacağım. Şimdilik yapabileceğim tüm şeyler bunlar sanırım. Uyuyalım. 3 saat uyuyalım çünkü dediğim gibi uykudan dolayı ayılıp bayılmayalım. Hiç gerek yok. Saat daha uyuyalım. Ne kadar süre kaldı? Herhalde bir iki saat uyursak güneş doğabilir ama emin değilim. Şöyle bir su içelim. Sonra bir daha unutuyorum çünkü. Bir saat zaman geçirelim şöyle. Bakın bu şekilde diyor. Şimdi şu an mesela bir şey yapamıyoruz değil mi? Ama yapabiliyoruz. Mesela üstümüzdeki tamir etmeye kalkarsak bu arada şu şeyi görmek için yapıyorum. Bunu neden tuttuydum? Ha, tamir edip bakacaktım. Şundan falan daha iyi olacak mı veya şundan diye. Şimdi bir eylemler diyelim, onar diyelim. Bakalım ne olacak.
sıcaklık konusunda iyi değil. Onunla hemfikiriz. Lakin yağmur konusunda çok iyi ve rüzgar konusunda. Bunu tutalım. Herhangi bir rüzgar söz konusu olduğu zaman onu giyeriz. Yani mesela dışarıda dolaşırken özellikle. Şunu onaracaktım. Bunun bayağı iyi olacağını düşünüyordum. Haydi, lütfen. Her başarısız olduğumuz zaman hem dikiş kitimiz zarar görüyor hem de kumaşımız gidiyor. Çok iyi. Umarım daha iyi olmuştur. Kesinlikle. Bunu da atabiliriz artık. Şu an üstümüzdeki her şey çok iyi. Sadece şu bir tane daha içlik bulursak o zaman daha da iyi olacaktır. Elimizde ne olur ne olmaz diye şey tutalım. Bu arada şu kömürü bir tutalım ve etrafı inceleyelim. Kömürümüz vardı çünkü. Bu şekildeymiş ortam şu an. Yalnız çok güzel gözüküyor her yer. Bu arada ben kışı çok severim. Özellikle kar yağdığı zaman daha da çok severim. En sevdiğim mevsim olması ayrı bir olay. O yüzden bana çok fazla güzel gözüküyor. Mesela az önce dengemiz bozuldu. Eğer o zaman kıyafetimiz yırtılabilirdi bu arada. Yani üzerimizde fazla ağırlık da var. Gerçekten yırtılabilirdi. Şey gibi hepsi okula benziyor birazcık. Neden bilmiyorum. Sanki böyle mini okul gibi. Evet. Sonunda bir sobalı olan eve geldik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim kanında. Hemen buraları da kontrol edelim. Bir şey var mı? Şurada bir şey var gibi yokmuş. Kırabiliyor muyuz? Yok. Bunlara için nacak gerekiyordu. Şurada bir şey olduğuna eminim. Tamam kızım, kalk sürünme yeter artık. Sağlam yün eldivendi. Bizim üstümüzdeki sağlam yün eldiven miydi? Yeni. At gitsin. Gerek yok. Üstümüzde çok giyecek var. Kalsın, teşekkürler. Hatta aslında yemeği alıp şeyi bırakabiliriz. Suların mesela bir kısmını bırakabiliriz. Mesela bu evdeki suyu almayı düşünmüyorum. Çünkü suyu yine bir şekilde elde edebiliyoruz dışarıda olsa bile. Ama yiyecekleri hiçbir şekilde elde edemiyoruz yani bu tarz bir yiyeceği. Dediğim gibi geçen bölümde de bahsettiğimizde. Bir şekilde bir şeyler almamız gerek yani geyik olsun. Ne bileyim. Tavşan olsun. This will come in handy. Kesinlikle tencere çok iyi oldu çünkü bunda daha fazla mesela su kaynatabiliyoruz. Bu çok daha iyi. Artık şimdi kesinlikle daha rahat suları bırakabilirim. Bugün bu arada geçen sefer bulduğumuz tavşan etini bunu da pişirebiliriz. İkisini de yiyebiliriz. Sıkıntı değil. Yes, çok iyi. Bir tane daha dikiş kiti bulduk. İyi. Bir tanesi çünkü bitiyordu. This stuff will come in handy. Yırtıp kalsın. Artık sağlam olanları alacağım sadece. Çünkü yayla pek etki etmeyecek. Sağlam iş pantolonu. Gerçekten tamir etmeden önce verseydin çok güzel olurdu. Bakın şu an mesela aynılar.
Lakin bunu tamir ettikten sonra bu bundan daha iyi olacak. Bu arada aynalar ama hala düşük gösteriyor. Çok saçma. Şimdi işte bunu tamir edebiliriz. Tamam, şimdi bakalım hangisi daha iyi. Çok iyi. Bunu da atabiliriz. Aslında bunu giyebiliyorsak diğerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum ikincisine. Bakın bu daha iyi gibi geliyordu. Bakın bunu bir tamir edelim, şundan daha yüksek olacak mı? Oyunu bozdum. Bir dakika, şunu bir onaralım. Bakalım bundan daha iyi oldu mu? Aynı oldular. Bunu bence bir giyelim. İkisi de %100 değil mi? Tamam. Üst üste kıyafet giymek mi? Bilmiyorum. Bu arada böyle bir soğukta alırsın 5 tane üst üste pantolon giyersin, yine giyersin. Yani öyle bir ortam. Bazen bir fırtına çıkıyor, onları da göstereceğim. Durma mümkün değil yani. Yıpranmış. Bizimkiler sağlam mıydı yoksa yıpranmış mıydı? Yeni ün çorap, yeni ün çorap. Sana gerek yok. Bizim üstümüzdekiler zaten sağlammış. Hep basıyorum yani çalışacak diye. Ne var? Ağrı kesicimiz var. Bir alalım. Belki üstümüzde olandan daha iyidir. Altta bir şey var mı? Onu bir kontrol edelim. Sanırım yok. Buralara hızlıca bir bakacağım. Şu çekmeceye de bir bakalım. Burası boş. Antibiyotiğimiz vardı, hiç almayalım. Teşekkür ettik. Şimdi buradaki her yere baktık galiba, değil mi? Evet. Hiçbir yerimiz kalmamış. Kitabı yakacak bir şeyimiz en kötü dışarıdan alırız ya. O konuda bir sıkıntımız yok. Kumaş da almayacağım. Kumaş da var. Şimdi açlığımız ne durumda? Biraz açız. O yüzden hayır, hayır, bunu bul. Burada yastığı parçalayabiliyoruz. Şöyle bir kömürümüzü bir alalım. Bir de ateşimizi yakalım. Ateş yakmak bu arada biraz uzun sürüyor. Yakıtımızı ekleyelim. Hayır, bunu eklemeyeceğiz. Şunu ekleyelim. Şimdi gidip pişirelim. Şunu seçtik. Şunu pişireceğiz. Evet. İstediğimiz bu. Ooo, cızır cızır. 29 dakika var diyor. Sömürümüz 1 saat boyunca. Gidelim şu şeyi alalım diye. Şu kitabımızı alalım çünkü yakacak bir şeyimiz yok. Rolü açmamışız bu arada. Bu arada yanına şey de koyalım. Pişir diyelim. Bunu seçelim. Ve yanına bir de kahve pişirelim. Şu daha kötüydü, bunu pişirelim. Ki bu 14 dakika var. Önce bir balığımızı yiyelim. Tenceremizi kesinlikle alalım. Şimdi de bir kahvemizi içelim. Müthiş. Alalım. Yavaştan bu videoyu da burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.